Evet, bunun yanı sıra depresyonla devam edelim dilerseniz. Depresyon nedir? Bunun da tabii ki birçok insan üzerinde kalıcı etkileri olabiliyor. Evet, depresyon kişi yaşamış olduğu anıları beyin işleyemeyebiliyor. Yani onu sürekli düşüne 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 aynı konuları tekrar ede ede artık normal hayatını sürdüremeyebiliyor. Geriliyor, geriliyor. Efendim iş yerinde olsun kendine güveni olmuyor. Güvensiz, ben bunu yapamam, ben şunu yapamam gibi kendinden emin değil. Toplum içine zamanla çıkamaz hale geliyor. Korku hali. Onu yapamam, bunu yapamam, şunu yapamam. Kendine güveni kalmıyor kişinin. Bunalım, bunalım. Eğer ki zamanında müdahale edilmez, kişi tedavi edilmezse yani depresyon yavaş yavaş kişiyi ölüme dahi götürebilir. Bir de yaşam şartları da insanı buna zorluyor. Türkiye'de henüz öyle bir şart oluşmamış gibi de yani Türkiye'de de yavaş yavaş oluyor. Mesela ben Almanya'da çok kaldığım için çok iyi bilirim. Şimdi oranın kanunları değişti. Ne oluyor? İnsanları bir sabahçı çağırıyorlar işe. Bir gececi çağırıyorlar. Bir öğlenci çağırıyor. Adam uyuyamıyor ki. Uykusuz işe gidiyor. Sersem araba sürüyor. Trafikte ailenin meseleleri, çocukların meselesi şudur budur. Sürekli gerilim, gerilim, gerilim. Artık beyin bunu kaldıramıyor. Bir de bakıyorsun ki yavaş yavaş gitmiş. Birçok depresyon, mesela benim tanıdığım bir beyefendi, yani kötü arkadaş, kötü çevre nedeniyle bu esrar, eroin vesaire kullanan gençlerle takılmış, o da kullanmış. Bir gün geldi bana dedi ki, sen beni nasıl bilirsin? İyi bilirim, iyi bir insansın. Ama dedi bildiğin gibi iyi bir insan değilim. Niye? Ben dedi esrar kullanıyorum. Dedim ki ne yapalım? Tedavi olabilirsin, problem değil. Yok denedim, olmuyor. Ne yapayım? Ben sana yardımcı olabilirim dedim. Dedi ki ben bu sabah intihara teşebbüs etmek istedim ama çocuklarım gözümün önüne geldi, yapamadım dedi. Adam esrar kullana kullana böyle hafıza, gri hücreler yavaş yavaş çürüyor, bozuluyor, beyin yavaş yavaş gidiyor. Adam kontrolü kaybediyor, ne yaptığını bilmiyor. Tabii İntihara vücut teşebbüs. bağışıklık kazanınca doğal olarak sürekli bu durum. Sürekli esrar istiyor. Zamanla esrar da kalmıyor. Kokaini vesaire vesaire gidiyor. İntihara teşebbüs, intihar etmeyi düşünüyor. Dedim ki tedavi ederiz. Bir, psikoloğa gidersin. İki, sarı kantaron beyindeki yani kişinin bütün negatif düşüncelerini beynini siliyor, temizliyor. Ginkgo da aynı şekilde. Ginkgo, sarı kantaron birlikte kullanıldığı zaman yavaş yavaş negatif duygu, düşünce, fikirleri, hareketleri siliyor. Pozitif dünyaya bakışını bu beyefendi yavaş yavaş kullandı, kullandı. Maşallah normala döndü yani ama bayağı zaman aldı. Ama bir başkası o ismini söylemem doğru değil. Bir başkası o da böyle aynı gruptan esrara başlamış. Adamın 10 yıl içerisinde beyin hücrelerinin %30'u ölmüş. Süper bir insandı. Böyle ben ona destek olmuştum. Sendika seçimlerinde adam profesör gibi karşısında kimse konuşamıyordu. Esrar yüzünden beyindeki hücreler ölmüş. 10 yıl yavaş yavaş gerilemiş, gerilemiş. 10 yıl sonra karşılaştım ben ona bir şeyler soruyorum. Adam böyle affedersin mal mal bakıyor veyahut da başka bir şey söylüyor. Ben bir şey söyleyeyim o başka bir şey söylüyor. Anlamıyor artık. Beyin %30 gitmiş. Dedi ki beyin gitti dedi yani artık yapacak bir şey yok dedi. Çare yok dedi. Ya yardımcı olabiliriz belki falan dedim ya. Yok dedi bittim dedi. Bir şey olmaz dedi. Anlamıyordu artık yani bir şey de olmuyor. Bu nedenle gençlerimizi, çocuklarımızı çevresine dikkat etmemiz gerekir. Kiminle, neyle, nerede, nasıl takılıyor, ne yapıyor, ne yiyor, ne içiyor? Tedavi etmek mümkün diyoruz bu konuya değinmişken ama bunu beyinde bitirmek gerçekten çok önemli değil mi? Yani ne kadar bir şeyler kullansa, ne kadar psikoloğa gitse de bunu tamamen beyinde bitiyor yani bu durum. O kullanılan şeyleri silmek. Evet, iki yönlü tedavi gerekir. Bir, bitkisel gıda takviyeleri. İki,
sosyolog ve psikologların yardımıyla özel bir tedaviden, terapiden geçmesi evet. gerekir. Yani iki yönlü bir tedaviyle rahatsızlık yavaş yavaş, ama hemen değil, kişiye göre, duruma